vatandaşlarımızın 2022 yılında hak ettikleri ve ihtiyaçları olan tatilleri uygun fiyata, istedikleri dönemde ve istedikleri yerde olması ihtimal olan fiyat artışlarından etkilenmeden tatil yapmalarını sağlamak için bunu da bir vesileyle vatandaşlarımıza hatırlatmak istedik. Yerli turist için erken rezervasyon fırsatları başladı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, erken değil tam zamanı sloganıyla 2022 erken rezervasyon kampanyası başlattı. 2022 yılında 10 milyon civarında ön rezervasyon bekliyoruz. Zira yurt dışındaki hareketliliğe bakılırsa eğer 2022'de vatandaşlarımızın uygun fiyata ve istedikleri yerde tatil yapabilmeleri ancak erken rezervasyon yapmalarıyla mümkün olacak. Ne diyoruz? Erken değil tam zamanı, lütfen rezervasyonlarınızı yapın. Turizm sektörünün taşıyıcı gücü seyahat acentaları Antalya'da TÜRSAP 2021 Turizm Kongresi'nde bir araya geldi. Kongre bu yıl ilk kez düzenlendi. Kongrenin amacı sektörü yeni sezona motive etmek, bugüne kadar yaşanmışları tekrardan bir masaya yatırmak, bu yaraları nasıl saracağımızla ilgili konuşmak. Tüketici beklentileri çok değişti pandemiden dolayı. Bunları bir biçimde bilimsel olarak hocalarımızla, akademisyenlerle burada tartışıp seyahat acentalarına, tur operatörlerine, sektör paydaşlarına yeni dönemde neler olacağıyla ilgili, neler olması beklendiğiyle ilgili bir biçimde bir yol haritası çıkartmak, bir strateji belirlemek. 21 Kasım'da sona erecek kongrede 600'den fazla katılımcıyla 30 oturum yapılacak, 86 konuşmacı yer alacak. İşte bu önemli kongrenin ilk gününde erken rezervasyon kampanyası tanıtıldı. Maalesef yıllardır kamuoyunda yerli turistin yabancı turiste göre daha fazla para ödediği algısı var. Yabancı tur operatörlerinin ödemelerini çok daha önceden uzun dönemli ve hacimli bir biçimde yapmaları nedeniyle yaşanan bir durum. Son yıllarda uygun ödeme koşulları ve iptal olanakları getirilmesiyle yerli turist için de çok daha uygun koşullarda tatil yapma imkanı doğdu. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya toplantıda konuştu. Her zaman önceliğimiz vatandaşlarımızın hakkı olan tatili uygun koşullarda ve güvenli biçimde gerçekleştirebilmelerini sağlamanın yanında turizmi 4 mevsime ve 12 aya yaymak. Salgında, uçak krizinde, en zor zamanlarda turizmcinin yanında kendi vatandaşları vardı. Önemi giderek artan iç pazarda daha fazla hareketlilik bekleniyor. Bugün iç pazar toplam ülke nüfusunun yaklaşık %10'unu oluşturuyor. %25'lere çıkartabilirsek özellikle ülke turizmi için kriz senelerinde geçmiş senelerde olduğu gibi karamsar olmayacağımız bir tabloyla karşılaşacağız. Bundan dolayı iç pazar hakikaten çok daha önemli. 2022 yılı da bunun için aslında bir sınav gibi gözüküyor. Türk turizmi 2022 ve sonrasında büyümeye hamlelerine devam edecek.